Ne olursa başımıza bir şey gelsin. Ve buradan aramızdan birkaç tane kardeş ölse, öldürülse. Hükmü nedir kardeşim? Olay bu kadar kötü, bu kadar zor. Etrafında bütün insanlar bundan kaçarlar. Aradaki fark budur kardeşim. Bak adam son nefesini verirken o kadınlardan bir tanesi şehadet getir, şehadet getir demiş miydi? Şimdi iki tane haber okuyacağım kardeşler. Lütfen iyi dinleyin. Ama bu haberleri dinlerken şu hadis-i şerif aklınızın bir köşesinde dursun. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Mealen bir hadis söyledim. Mana rivayeti yaptım. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu hadis-i şerifi aklınızda bulundurun. Şimdi iki tane okuyacağım haberi iyi dinleyin. Artvin'de cami imamı arızalı hoparlörün onarımı için çıktığı minarede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cami imamı bu. Minareye çıkıyor ki hoparlörü düzelsin diye. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde cami imamı minarede kalp krizi geçirdi. Cami imamı Özgen Gül, bozulan cami minaresine bağlı hoparlörü onarmak için çıktığı minarede aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan imamın cansız bedeni çıktığı minareden olay yerine gelen vinç vasıtasıyla indirildi. Şimdi kardeşler, bu adamın vazifesi değil hoparlörü onarmak. Normalde teknik ekibin işidir. Fakat adamın belki elinden bu işler de geldiği için para vermeyeyim caminin parasını boşuna, ben çıkayım yapayım demiştir. Şimdi bu adam minareye çıkarken ezan okuma niyetiyle çıksa ve o anda ölseydi ne olurdu? Yine şehit olurdu. Bu adam minaredeki herhangi bir arızayı gidermek için çıktığı için ne oldu kardeşler? Yine aynı şehittir. Camideki herhangi bir hizmet, en ufak bir hizmete karşı, en ufak bir iş yapma niyetiyle orada hareket yaptın. Mesela camide gittin, imama dedin ki bana elektrik süpürgesini ver, cuma namazından önce şurayı bir süpüreyim. Benden. Vaktimin yarım saatini, bir saatini buraya vermek istiyorum. Allah yoluna hizmet yapmak istiyorum. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler temizlerler ve imar ederler diyor Kur'an'da. Mevla Teala Hazretleri. Bu da iman etmiş bir genç olduğu için bana müsaade et, şu camiyi bir temizleyeyim dedi. Kalp krizi, bunun yaşı yok. 18 yaşındaki adama, genç adama, genç kardeşime de halı sahada vuruyor kalp krizi, ölüyor. 60 yaşındaki adama da vuruyor, ölüyor. Kalp krizi, ani ölüm. Bu güzel bir ölümdür Müslüman için. Bu kardeşimiz camiyi temizlerken, süpürgeyle camiyi süpürürken kalp krizi vurdu ve öldü. Bunun hükmü nedir kardeşler? Afrin'de savaşan Müslüman kardeşim var ya, o askerler var ya, öldürülürse ne olursa bu da aynıdır. İslam yoluna, Allah yoluna çalışarak, çalışırken herhangi bir şey gelirse başına, kalırsa gazidir, ölürse şehittir. Bu İslam'ın verdiği bir nimettir. Mesela şurada İslami bir vaaz yapıyoruz, ilim meclisindeyiz. Muhammed Aleyhisselam'ın halkasını devam ettiriyoruz. İnşallah kıyamete kadar devam edecek. Bir şey olsa, başımıza bir şey gelse ve buradan aramızdan birkaç tane kardeş ölse, öldürülse, hükmü nedir kardeşler? Şehittir. İlim öğrenme yolunda atılan her adım cihat sevabıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sen yolda gelirken bile, buraya gelirken bile öldürülsen, başına bir iş gelse, şehitsin. Burada da ölsen, Allah burada ruhunu alsa, şehitsin. Buna hükmü şehit deniyor. Dünyada tabutunun üstüne Türk bayrağı asmazlar ama ahirette şehitler gibi karşılanırsın. Çünkü Allah yolunda gittin. İşte bu imam kardeşimiz ne kadar nasipli bir adam ki camiye hizmet ederken öldü. Camiye hizmet yaparken. Allah'a hamdolsun. İnşallah Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu olur. Bu bir olay. Bir tane daha olay var. Hiç yerinde olmak istemeyeceğiniz bir adam bu. Genel evde felanlaşarak hayatını kaybetti. İki uç bakın. Birisi şehit gidiyor. Öbürü genel eve giderken zina etme isteği var. Genel eve gidiyor. Orada nasıl yaşarsan su testisi su yolunda. Hadisin ata versiyonu bu. Su testisi su yolunda kardeşler. Alışkanlık haline getirmiş zina etmeyi. Genel eve gitmiş, orada takla. İstanbul Karaköy'de genel eve giden 60 yaşındaki adam. Yaş kaç kardeş? 60. Allah zina eden ihtiyara mahşer günü asla rahmet nazarıyla bakmaz. Hadis-i şeriftir. Bak genç demiyor ha. Genç zaten şehveti çok kuvvetli olduğu için zina eder, tövbe eder, uzak kalır. Bir daha da yapmaz. Allah onu affeder, rahmet nazarıyla bakar. Ama ihtiyar bu adam ya. 60'ı görmüş, 70'i görmüş ama hala zinadan kaçamıyor. Hala nefsini tatmin etmenin peşinde. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah zina eden ihtiyara asla rahmet nazarıyla bakmaz. Fenalaşarak yaşamını yitirdi. Karaköy'deki genel evden bugün iki sıralarında 112 acil servisi arayan çalışanlar bir müşterinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi. Acaba merak ediyorum oradaki çalışanlar, o genel evde hizmet yapan kadınlar, hayat kadını falan diyorlar.
hayatını fuhuştan kazanan kadınlar. Vallahi yaptığınız her zinanın, yaptırdığınız her zinanın bir günahın bir misli size yazılıyor. Şimdi bir kere kendi bedenini kullandığın için, kendi bedenini haram bir yolda kullandığın için bunun bir zina günahı var kadına. Bu bir. İki, adama da kapı açıyorsun. Para karşılığı adamı da günaha sokuyorsun. Sen bu işi yapmazsan, öbür kadın yapmazsa bu adam zina yapacak bir yer bulamayacak. Ne yapacak? Mecbur gidecek birisiyle evlenmek zorunda. Birisinin gönlünü yapmak zorunda. Nikah teklif etmek zorunda. Taşın altına elini koymak zorunda. Ama ne yapıyor? Bu olmadığı için kolay yolu gidiyor. 50 TL, 100 TL veriyor. Nefsini tatmin ediyor ve evlenmiyor. Taşın altına elini koymuyor. Kadınlar da evde bekar bekar oturuyor. Evlenmeyi bekleyen binlerce, on binlerce kız var. Neden? Erkekler diyor ki zina 50 TL diyor. Ben niye evleneyim diyor. 50 bin TL, 100 bin TL borca gireyim diyor. Olay bu kadar kötü, bu kadar zor. Acaba adam son nefesini verirken o kadınlardan bir tanesi şehadet getir, şehadet getir demiş midir? Ben de bunu merak ediyorum. Orada kadının aklına bu gelir mi acaba? Ya da sadece kalp masajı falan mı yapar? Dur ya müşteriyi kaybetmeyelim falan. Kalp masajı. Ya subhanallah ya. Acaba kadın şehadet mi getirtir? Yoksa... Subhanallah. Şehadet mi getirtir yoksa kalp masajı mı yaptırır kadın? Ne yapar acaba? Bence dünyayı çok seven bir kadın olduğu için şehadet falan aklına gelmez onun. Direkt kalp masajına gider. Müşteriyi kaybetmeyelim muhabbeti. Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri AKS adlı müşterinin AKS adamın ismini vermiyorlar. Hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekipleri bir geliyor oraya bir bakıyor yanında çıplak kadın. Bu da orada yatıyor. Ne diyor? Ex. Onların bir tabiri var. Öldü demiyor. Ex diyor ex. Hayat kadınının ifadesi alındı. Hayatını kaybeden kişiyle ilişkiye giren hayat kadını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken 60 yaşında olduğu öğrenilen müşterinin kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesi sonucunda belli olacak. Şimdi kalp midir, böbrek midir, ne olduğu adli tıpta belli olacak da bir şey net belli. Net belli ne o? Zina üzere öldü bu adam. Zina üzere yani büyük bir günah üzere öldü. Hangi büyük günah üzere ölürsen öyle diriltilirsin. Muhammed Aleyhisselam mahşer günü anlattığı hadisinde ne diyor? Zina eden insan mahşere pis kokularla çıkar. Öyle pis kokularla çıkar ki etrafındaki bütün insanlar ondan kaçarlar. Zina eden insanın çıkartacağı koku. İçki içen de aynıdır. Faiz yiyen de aynıdır. Adam zina üzere öldü. Bunun cenaze namazı kılınır mı? Kılınır. İçki üzere ölse, zina üzere ölse, faiz üzere ölse bunların cenaze namazı kılınır. Yeter ki onun haram olduğunu kabul etsin, reddetmesin. Ama bu ihtiyar derse ki etrafına o zina evine gitmeden ya bu zamanda da zina mı var kardeşim, zinanın günah ne oldu? Bana göre günah değildir ya, bana göre diyorsa İslam'ın açık hükmünü inkar ettiği için bu adamın cenaze namazı kılınmaz. Sen de bunu duyduysan bu adamın cenaze namazına gidemezsin. Aradaki fark budur kardeşler. Allah-u Teala bizlere hidayet nasip etsin. Amin. Ruhumuzu vermek istediğimiz hal üzere yaşamayı, devamlı bu surette yaşamayı bize nasip etsin. Amin.